Yemeğimi yapmak için uygun bir tavayı ocağa aldım. İçine yarım çay bardağı sıvı yağ. Şöyle 2 yemek kaşığı tereyağını da içine koyarak yağın erimesini sağlayalım. Yağımız eridikten sonra doğrayıp yıkadım. 300 gram taze fasulyeyi içine koyarak fasulyeler yumuşayıncaya kadar tavanın kapağını kapatıp birkaç dakika pişireceğim. Ben taze fasulyeleri küçük doğramayı tercih ettim. Dilerseniz daha büyük de doğrayabilirsiniz. Miktarı da istediğiniz gibi azaltıp veya daha da çoğaltarak yemeğinizi hazırlayabilirsiniz. Ben 300 gram kullandım. Şöyle tavanın kapağını kapatıp fasulyelerimizin yumuşamasını sağlayalım. Çok fazla kavurmuyoruz. Yumuşamaları yeterli. Fasulyeler yumuşayıncaya kadar birkaç dakika güzelce kavurdum. Şöyle bir karıştırıp hemen domatesleri ilave edeceğim. Kabuğunu soyup doğradım. 4 adet büyük boy domatesi içine ilave ediyorum. Ve domatesleri çok fazla sulandırmadan birkaç dakika fasulyelerle beraber pişireceğim. Çok fazla sulanmasını istemiyorum domateslerin. Domatesleri çok fazla sulandırmadan şimdi içine yıkanmış 1,5 su bardağı pirinç ilave ediyorum. Şöyle bir dolu tatlı kaşığı da tuzu içine ilave edip hepsini beraber birazcık kavuralım. Bu arada ben basmati pirinç kullandım ama sizler istediğiniz pirinç çeşidini kullanabilirsiniz. Çok fazla değil, yaklaşık 1 dakika kadar pirinci de güzelce kavurdum. Şimdi içine 2,5 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. 1,5 su bardağı pirinç kullanmıştım. Ona göre 2,5 su bardağı da su kullandım. Tabii bir de domatesler var. Domatesler de suyunu bıraktığı için birazcık daha az su kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben basmati pirinç kullandığım için 1'e 1,5 kullandım. Domatesleri de düşünerek çünkü basmati pirinç diğer pirinç cinsine göre biraz daha fazla su alıyor. Şimdi tavamızın kapağını kapatalım. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte. Kaynadıktan sonra ocağımızı kısık ateşe alalım ve kısık ateşte pilavımız suyunu tamamen çekinceye kadar bu şekilde pişmeye bırakalım. Pilavım suyunu tamamen çekti. Şimdi üzerine bir tane havlu kağıt kapatıp bu şekilde 10 dakika demlenmeye bırakıyorum. Taze fasulyeli domatesli pilavım güzelce demlendi. Hemen kıvamını da şöyle sizlerle paylaşayım. Kısa süre içinde hazırlayabileceğiniz oldukça lezzetli, çok güzel bir tarif. Mutlaka yapıp denemenizi öneriyorum. Bakın gayet güzel bir şekilde pilavımız pişmiş ve tane tane. Bu lezzetli ve pratik tarifi mutlaka yapıp denemenizi öneriyorum. Ve yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet, şifa olsun inşallah. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, selametle kalın.